Arkadaşlar selamlar. Umarım herkes iyidir. Ben bu ara böyle dışarıdan mutlu görünsem de biraz böyle psikolojik olarak iyi hissetmiyorum ülkenin durumunu. Böyle psikolojik olarak ülkenin geldiği vaziyet, depremler, yangınlar, doğal afetler biraz böyle gerçekten düşündürüyor beni. Geçenlerde hatta Tonguç abinin birkaç videosunda da bu meselelerle alakalı işte bireysel silahlanmadır, işte afet çantasıdır. O videoları da izleyince onu aradım. Dedim hani abi yani nereye gidiyoruz falan. Biraz böyle sohbetini ettikten sonra şeyi fark ettim. Yani bir afet çantam, deprem çantam bile yok. O da dedi ki hazırlayalım o zaman. Hatta dedi hani bunu bir video haline getirelim ve insanlar şey yapsın, insanlara da bir örnek olsun vesaire dedi. Dedim okey, ben varım. Hazırladım bir şeyler. Listemi dün akşam yaptım. Birlikte onları bir toplayalım. Nedir ne değildir. Sonra Tonguç abinin yanına gideceğiz zaten. Onunla birlikte eksiklere bakarız. Varsa tamamlarız. O şekilde kapının önüne de koyarız hazır vaziyette gibi düşünüyorum. Birlikte hazırlayalım istedik. Daha doğal olsun istedik. Bakalım şurada bir listem var. Malum şimdi ben artık iki kişiyim. Eşim de kendi çantasını hazırlar değil mi canım? O da eksiklerini kendi çantasını hazırlayacak. Bu şekilde. Çantamız hazır. Şimdi gidelim ve tamamlayalım çantamızı. Hop. Haydi bismillah. Prepper yarışmasına hoş geldiniz. En iyi hazırlıkçıyı seçmek için burada toplandık. Bir yarışmacımız yanımızda şu an, zaten başka yarışmacımız yok. Evet, bugün bize ne yemek hazırladınız gibi? Efendim bugün yemekten ziyade öncelikle hayatta kalmayı sağlayacağız. Sonra yemek. İnşallah. İnşallah. İnşallah bununla hayatta kalalım. Ama ihtiyacımız kalmaz inşallah da. Hani. Hiç yoktan iyidir hocam. Abi evet, yani en azından psikolojik olarak kendimizi güvende hissetmemizi sağlayacak bir sistem işte. Evet. Hasan bir deprem çantası hazırlamış arkadaşlar. Tabii biz liste falan konuşmuştuk. Onunla da bir liste var. Bende de farklı bir liste var. Neleri hazırlayabildik, neleri koymuş bir bakacağız. Veya eksiğimiz ne varsa da artık bir şekilde kendisi tamamlayacak. Abi sendeki listede neleri koyabildin mesela? Abi şöyle. Öncelikli olarak giyecek anlamında 2-3 günlük giyeceğim var. Açabilirsin, açalım. Sıkıntı yok. En üstte şimdi sıralaması da önemli mi abi? Onu şimdi öncelikle onu sorayım. Çünkü çanta, ben Allah ne verdiyse alta giysileri dayadım. İşte diğer malzemeleri de üste koydum gibi. İç çamaşırlarını bir cebe koydum. Çorapları bir cebe koydum. Efendime söyleyeyim giysileri dibe koydum. Ve işte malzemelerin diğer kalanlarını da çantanın en üstüne koydum. İşte ıslak mendildir, tuvalet kağıdıdır. İşte ne bileyim işte maskedir. Ve bir tane hijyen çantam var. İşte diş fırçasıdır. İşte ne bileyim macundur. İşte ağrı kesicidir. Tamam. Hatta bunun içerisinde işte kremim, şampuan vesaire falan her şey mevcut bunun içinde. O hijyen tarafı bunun içerisinde birleştirdim. Şöyle hani söyleyeyim. Sıralama doğru mu yanlış mı? Aslında bunda bir doğru yanlış yok. Hı-hı. Hani senle telefonla da konuşmuştuk ya. Hı-hı. Aslında bunun içine sen kıyafet koyarken işte ıslanmasından korktuğun bir şey koyarken, hı-hı, ekstra bir poşete sarıp koyarsan aslında daha güvenli oluyor. Mesela, hı-hı, diyelim iç çamaşırdır şu bu, atıyorum yedek tişört, yedek atlet, hı-hı, belki yedek pantolon koyacaksın. Hı-hı. Bir poşete sarıp koyduğunda daha güvenli. Daha güvenli, okay, oluyor. Yoksa sıralama olarak yan cepler hariç bir bilgi yok yani. Bende yok açıkçası. Anladım. Şey çünkü hani şimdi burada bazen şey meselesi de var. Bazı çantaların mesela alt tarafı açma gözü, efendim mesela burada direkt mesela alt tarafı da görebileceğim bir opsiyon fermuar var mesela. Ya da tam tersi zemine ulaşabileceğim başka, tabii koyduğumda valiz gibi açabiliyorum. Her alanına, hı-hı, ulaşabiliyorum diye. Hani sıralamayla alakalı bir problemim olmadığı için aslında bu şekilde inşa ettim ben. O yüzden hani başka çantalarda belki böyle bir opsiyon vardır diye düşünerek, hı-hı, şey yaptım. Hani ilk ulaşman gereken şeyler, acilde en hızlı da ulaşman gereken şeyler diye bir şey var mı diye sorayım diye hani.
Şöyle abi, şu ana kadar çıkarttıkların üzerinden konuşalım. Mesela ben olsam nasıl yapardım? Islak mendili hızlıca elimin erişebileceği bir yere koyardım. Atıyorum yan göze koyardım. Mesela çanta sırtımda gidiyorum. Bir şekilde... Yoldayken direkt anlık ulaşabileceğimiz. Elim pislendi, bir şey oldu. Şuradan pırt diye alabileceğim veya hanım şuradan ıslak mendili alıversene. Çantayı indirmemi gerektirmeyecek. O zaman yerini değiştirdik hocam. Mesela burada... Maske. Bir paket maskemiz var. Mesela okey bu full dolu değil ama ya dolu olduğunu bile varsaysak bunu kutuyla koymak işkence. Hiç gerek yok abi. Bunu yine aynı şekilde küçük hijyenik bir poşete koyup buzdolabı poşeti de olabilir. Normal atıyorum sebze meyve aldığım beyaz poşet de olabilir. Biraz hijyenik olması önemli ama daha az yer kaplaması için kutuda poşet koymayacağız. Daha iyi. Peki tuvalet kağıdı için yine poşet mi? Aynısı abi. Okey, tamam. Çünkü bu direkt popomuza süreceğiz. Tabii. Stabilizasyonun daha hijyenik olması ve stabilizasyonu sağlamak gibi. Zaten sendeki listede var mı bilmiyorum ama çöp poşeti mutlaka. Mesela çöp poşeti bendeki listede yok abi. Tamam abi. Onu ekleyelim mesela not olarak. Çöp poşeti. Mümkünse bir atıyorum orta veya küçük boy. Bir de battal boy öneriyorlar. Nedenini söyleyeyim. Küçük boy olana çok acil durumda bir yerde konaklıyorsun, işte bir yere sığındığın, tuvaletini bile yapabilirsin. Yaparsın abi, çok affedersin. Kapatırsın. Atarsın. Büyük poşeti, battal boyu neden öneriyorlar? Bir şey oldu, bir yerden battaniye dağıttılar, işte yastık verdiler. Onu tıkıp, onu da sırtına alıp, biraz evsiz gibi olacak ama artık bir afet yaşanmış. O şekilde taşıyabildiği. Battal boy veya yağmur yağdı. Bir şekilde yağmurluğun yok abi. Ortayı delersin. Geçirirsin ve devam edersin. Şuradan bantlarsın mesela. Takılabilirsin. Mesela o listede şey de yok. Tamir bandı da yok. Evet. Olasılık. Aynen. Tamir bandı da yaz. Tamam. Duct tamir tape bandı. Dedikleri. Koli bandı değil ama şey böyle biraz daha hacimli olan bantlardan. Bende var, birazdan gösteririm. Tamam. O şekilde veya atıyorum bunu sarabilirsin. Yağmurdan, çamurdan korumak için, tozdan battal korumak boy. Için. Bunlar onun önemli için abi. Tamam. Başka neler aldın mesela, neler koydun? Şöyle yağmurluğum var bir tane. Hem rüzgarlık hem yağmurluk olarak kullanabileceğim. Hem de hafif. Taşıması kolay. Çok iyi. Haricen mevsimine göre hani eşofman uzun kollu olarak bir tane alt eşofman, bir tane üst kapşonlu koydum. Tabii en kötü içlik yaparsın. Aynen öyle. Haricen iki tane tişört. Don, gömlek. Aynen. Haricen başka bir şey var mı burada? Burada başka bir şey kalmadı. Abi işte bunları misal poşetleyip ayrı ayrı. Poşetleyince hem böyle bastırıyorsun, iyice havasını aldırıyorsun. Pıt diyorsun, köşeye sıkıştırıyorsun. Onu iyice böyle poşeti çevirdiğinde inanılmaz az yer kaplıyor. Çünkü olay şey, kısıtlı bir alanım var, moralim bozuk, belki açsın. Minimumda yükle takılman lazım. Eşofman takımı gayet mantıklı. Elde bu vardır. Belki bu tarz durumda koyu renk daha iyi olabilir. Tabii. Evet. Yani çamur olma. Yağmur olma ihtimali. Evet. Yağmurluk olayı süper mantık abi. Bunda mesela çantanın şu kapak gözü vardı ya. Şurada. Buraya koyu verirsin. Misal. 10 numara. Al sana. Çöp poşetlerini de mesela oraya tıkıp direkt hızlı kullanım sağlayabilirsin. Yine baya baya toplanmış abi. Aynen. Önemli belge meselelerini, fotokopi ve şey meseleleri var. Fotokopilerini çekip şey yapacağım onları. Bir göze yerleştireceğim. Onları peki ya ıslanmaz bir çanta mıdır ya da direkt yine poşet görür mü? Cam poşetler var ya, A4 poşetleri. Bir tanesini düz versiyon, bir tanesini ters versiyon takarsın. Yani ağzını bantlarsın, koyarsın içine. Mesela şununla da alakalı bir tavsiye verebilirim. Bunu böyle koymak çok gerçekten yer kaplıyor abi. Bunu bastırıyorsun. Evet. Şu şekilde kullanmak çok daha mantıklı. İki tane koyabilirsin. Hatta bunu o duct tape için de yapıyorlar. Duct tape de bunun kalınlığında oluyor. Mesela eski
kullanmadığın kredi kartlarına veya atıyorum Migros'un, Şok'un kartlarına sarıyor adamlar. Hı hı. Ona koyuyor, daha az yer kaplıyor. Hı, mantıklıymış. Tabii. Evet. Çünkü gerçekten minimum alanda maksimum faydayı kısa tabii, tabii. bir sürede karşılaman gerek. Okay. Tamam, bunları da bu şekilde ekledim. Şimdi haricen benim listemde içme suyu var. Şimdi içme suyu meselesi şimdi kişiden kişiye göre değişir tabii ki de. Şimdi bir kişi için ortalama alınması gereken minimum litre ne oluyor günlük? Yani 3 litre diyorlar da senin taşıma kapasitenle yani, alakalı. Evet, bir bu. De şöyle işte sallıyorum 50 kilo birisi nasıl 5 kilo suyu nasıl taşıyacak abi? Zaten içi yüklü. Bir de zor. Yani zor yani uzun soluklu belki yürümesi gerekecek. Acil bir durumda bir şey olacak. Hani o yüzden yani onun bir alt sınırı üst sınırı var mı acaba? Ama biraz kişisel bir şey sanırım. O. Yani 2 litre seni öldürmez. Yani hayatta hı-hı. kalabilirsin. Hı-hı. Şunu öneriyorlar. İçme suyundan bir tık daha fazla kullanma suyu ayır diyorlar. Elini yıkaman gerekebilir. Hı-hı. Tuvalete girdin çıktın Hı-hı. elin pislendi. Ama bu atıyorum deprem çantasında çünkü alıp evden kaçıyorsun. Hı-hı. Çok kullanılamayabilir. Ama afet kutusu dediğimiz afetler için evimize yaptığımız stoklarda veya köşeye ayırdığımız kolilerde bu çok daha önemli. Hı-hı. O zaman çok rahat rahat günlük 6 litre su koyarsın kişi Hı-hı. başı. İşte ya da sığınak için olabilir. Veya sığınak Aha. için. Hı-hı. Onun Anladım. Dışında şey. Okey. Hijyen paketine bakmadık. Tabii ki. Bakalım abi. Bu da gayet süslü. Açıyorum. Aç. Hiç sıkıntı yok. Diş fırçası, diş macunu. Aynen. Ya böyle küçük lüksler öyle bir felaket de insanın o ağzını temizleyebilmesi bence büyük lüks. Vallahi evet. Yani şimdi şurada ya moral için çok şey değiştirir diye tahmin ediyorum abi. Normal zamanda bile bazen hani bunları kullanmadığımızda belli bir süre sonra şey oluşuyor yani hani. Bir depresyonlar oluşuyor yani. Şampuanım, el kremim, işte macunum, işte bir tane tıraş bıçağım, işte taşınabilir boy bir şeyim, kolonyam. Onu büyütebilirsin evet. mesela. Ağrı kesicim. Evet. Kulak çöpüm 3-5 tane alıyor bu. Bir tane aynen dudak nemlendiricim. 2-3 tane şeyim var. Pamuğum var ve diş fırçam bu kadar. Bir de tokam var. Süper abi. Onu görünce aklıma şey geldi. Şimdi diyelim bir afet yaşandı. Sokaktasın. Hı hı. Bunlardan alıp ikiye ayırıyorsun. Hı hı. Arasına böyle hafif bir parmak üstü vazelin sürüyorsun. Hı hı. İyice yayıyorsun. Onu böyle istersen ince hale getir, istersen katla. Hı hı. O ikinci parçayı da kapat. Tamam, bisküvi okay. gibi yapıyorsun. Aha, anladım. Sonra ateş başlatacağın zaman çalıyı çırpıyı, odunları topluyorsun. Önce çalıyla çırpıyla hı hı. bunu bir yakıyorsun. Vazelin petrol ürünü ya öyle güzel yanıyor ki. Oo, güzel. Çok hızlı ateş başlatıcı. Hemen bir vazelin ekliyorum listeye. Okey. Isparta vazelini olur. Marka vazelin olur. Hepsi olur. Okey abi. Bir de mesela bak şurada bir çakmak var. Ona uzansana. Şu mudur? Torç çakmak dediğimiz. Böyle emniyeti falan da var. Hı hı. Böyle bir çakmak. Ya çakmak düşündüm. Sadece şöyle. Çakmak hep yanıcı maddeyi taşımak. Kolonyayı bile alırken düşündüm. Hı hı. Böyle yanıcı maddeleri hı. taşımak biraz böyle riskli geliyor bana hep. Ama işte hani daha kontrollü, daha sağlam olanlarını tabii ki de tercih Hı-hı. etmek. Yani bu güvenliği arttıracak şey tabii. Bu mantıklıymış aslında bu yönden. Çıkmadan şeyi düşündüm yani hani bir çakmak acaba koysam mı ya da bir kibrit alsam koysam mı diye düşündüm. Peki kibrit mi çakmak mı? Çakmak tabii ki. Tamam. Okay. Tamamdır. Bu şey emniyet, var. Emniyet var. Bak gördün mü? İşe yarar. Okay. Bu zaten şey rüzgardan da etkilenmez. Okay. Öyle bir artısı var. Yani 100 lira falan. Tamam. Bunu da ekliyorum. Ha bak mesela orada bir tüp gaz var abi. Bunu Hı-hı. taşımak riskli olabilir. Evet abi ben böyle şeyler taşıyamam abi. Hani. Ama çakmak çok önemli. Okay. Yani atıyorum bir çay yapmak istedin. Yani bizim gibi adamlar şu gördüğün Dardanel tonun bile çıkma Hı-hı. şeyle su kaynatır. Atıyorum yemeğini ısıtır bir şeyler yapar. Hı hı. Yine bayağı toplamışsın abi. Aynen abi. Sadece dediğim gibi burada ilk yardım çantam yok. Tamam. Belki hani bir hazır bir sistem ilk yardım çantası bir yerden alınabilir. Hmm. Uyku tulumu battaniye meselesi hani bir uyku tulumu meselesini çözebilirim. Hani çakmak, düdük, işte küçük tamam. makas var. Kalem kağıdım var. Bir tane pilli radyoyla el feneri
eksik şu anda burada. Şu diğer malzemeler kısmında. Bir de eklediğim notlardaki şeyler var. Onları ekleyeceğim bunun içine. Bu biraz şey, hem hobi gibi hem böyle olmazsa olmaz ama hep ötelediğimiz şeyler. Bu gözünün önünde durursa kapının evet, kapının girişinde seni her rahatsız daim. Eder. Aynen. Yani ulan dur bunun neyi eksikti? Onu koyayım yavaş yavaş. Bir de kapının önünde olması şey, acil durumda hemen alıp çıkma. Ola ki gecenin bir vakti uykudan tabii. uyandın. Hani tabii. Ya daha ekstra bir durum oluştu. Hiç beklemediğin bir anda oluştu. Sonuçta hani hazır durması gereken bir durum olduğu için bir yandan onun için de kapıya yakın bir yerde olmalı. Hani. Biz deprem korkumuza ben donla yatamıyorum. Abi. Yazın sıcağında illa şort giyeyim, üzerimde tişört olsun. Abi itiraf edeyim diye. Bende de öyle bir şey var ya. Hani acil bir durum. Bir de benim uykum çok hafif. Acil bir durumda bir şey olma, hani sürekli tetikteyim zaten. Hani belki derin uykuya çok az, o REM uykusuna çok kısa bir süre geçiyorum yani. Hatta geçen saatimle de ölçtüm onu. Bir saat 20 dakika falan REM uykum maksimum. Böyle derin uykuya da dalamıyorum. Sürekli çıt bir şey oluyor. Bazen böyle işte bir genleşmeden buzdolabı çıtırtıyor. Ne oluyor falan diye. Dolaptan şey gibi. Evet evet. Evden böyle garip gureba sesler gelince bile şey oluyorum böyle. Tetikleniyorum yani. Süper bir set hazırlamışsın abi. Sana görev veriyorum. Bir tane ufak küçük pilli radyo. Tamam. Olmazsa olmaz. Okey. Orada eksik zaten. Tamam. Ondan sonra ilk yardım çantası da hazır set almayalım abi. Tanıdık bir eczacı varsa ben sana liste göndereyim. Tamam. Şu al deyip şu tarz bir çantanın içine tamam. koyuverirsin. Burada tamam. bir de şeye dikkat etmen lazım. İnsanlara ilaç tavsiyesi vesaire veremiyoruz ama senin kronik rahatsızlıkların var ise veya sana grip olduğunda ne iyi geliyor? Bak herkese farklı şey iyi geliyor. Tabii tabii o çok kişisel veya bir şey. Veya atıyorum burun alerjisi, geniz bilmem neleri var. Hı-hı. Abi alacaksın. Ha yurt dışında çok tavsiyeler verebiliyorlar. Atıyorum marka, bir şekilde vesaire. Şey alın diyor. Atıyorum ishal olabilirsin çünkü temiz suya ulaşamayacaksın. Tabii her ki. Tarafta şey olacak. İşte antibiyotik falan da koy diyorlar da Hı-hı. yurt dışında isim verebiliyorlar. Ben giremiyorum burada. Ya tabii tabii ister istemez. Hani bir de dediğin gibi hani herkes mesela bazı marka ilaçlara mesela ya da bazı cinslere karşı insanların reaksiyon alerjileri falan olabiliyor. O yüzden hani işte ağrı kesici, dediğin gibi ishal ilacı. Varsa işte alerjik reaksiyon ilacı. Tabii. Hani bunlar da önemli yani bu konuda. Bak değil zaten mi? AFAD'ın listesinde de şey demiş, çöp torbası, eldiven. Eldiven yok mesela ya. Bende de. Evet. Eldiven ekleyeyim. Bu eldivenden kasıt aynı zamanda lateks eldiven değil değil mi? İş hem eldiven. Lateks eldiven hem bir de ağır iş eldiveni. Çünkü orada bir şey oldu. Çıktın dışarı birisine yardım edeceksin. Çıplak elle veya lateks olur, eldivenle hiçbir şeye müdahale edemezsin. Ellerin paramparça olur ve elinin parçalandığını geçtim. Orada bir mikrop kaptığında evet, ilaç yazdıracak doktor şey oldu. Evet abi. Bittin abi. Oradan mikroptan ölebilme ihtimalin bile var yani. Aynen. Onun dışında da bakıyorum battaniye eklemişler. Hı-hı. Yani konulabilirse evde varsa böyle bir battaniyem var. Eklenir. Sadece çantaya eklemedim hani konuşalım edelim diye. Tulum falan da var çünkü burada. Şimdi şöyle çadırım var mesela. Bu çantaya çadır eklenmeli mi? Ekleyebiliyorsan ekle mutlaka. Okay, mesela benim yana şöyle sıkıştırabileceksen burada gözler var. Ha ya. Gözleri ya da şey direkt araya sırtıma aldığımda şu araya. Aha. Zaten 4 aynen 4 kişilik bir şeyim var, çadırımız var zaten. Hani onu eklemeyi düşündüm ama dedim hani bir sorayım. Sorduktan çadırı sonra eklemek daha mantıklı. Sen eklersin, taşırsın. Hı-hı. Hanıma Hı-hı. da mat verirsin. Hı-hı. Çünkü çadırın içine atıyorum, yatamayacaksın. Ya bir şişme yatak ya da dediğin gibi taşıması tabii. kolay işte mat olabilir. Bu zaten ilk senin bir 24 saati, bir 72 saati atlatman için. Evet, sonrası yani, için zaten hani. Sonrası Allah meçhul yani evet. Çünkü evet. sonu yok abi hazırlığın. Sen kendi risk analizine göre hazırlanabildiğin kadar. Bir de pil radyonun yanında bir de yedek pil lazım. Yedek pil ve şey el feneri bir de. Şey, kafa ışığım var bu arada. Buraya koymadım. Ha, kamp için aldığım bir kafa ışığım var. O işimizi görür diye tahmin ediyorum. Sadece sen de az önce şey gördüm. Bileklik vardı. Hem düdük hem ateş yakmak paracord. İçin. Aynen paracord. Ve üstünde bir pusula vardı. Evet. O güzel bir hareketmiş. Onu alabilirim. Belki öyle bir şey ekleyebilirim İp listeye. Mesela şöyle işlere yarıyor. Mesela bir yağmur altında kaldın. Çöp poşeti. Veya başka durumlarda kendine böyle yukarıdan suyu engelleyecek bir branda gibi tutabiliyorsun. Ya bu listeye ekleyebiliyorsan eklenecek o kadar çok şey var tabii, ki. Tabii. Mesela acil durum battaniyeleri var. Benim neredeydi o? Bir dakika bakayım burada mıydı?
Az solist gibi. Ve şimdi karşınızda arka evet, taraf sığınak. Evet. Yedek pil yedek mutlaka piller, lazım. Aynen. Ve iki boy bence kesinlikle. Ya. Hatta bazı ürünler için şey, şu yuvarlak saat pilleri vardı ya. Aynen. Hani cinsini bilmiyorum adını. Onlardan bile olabilir yani artı olarak. Şunu tavsiye ediyor uzmanlar. Atıyorum kafa lambası, el feneri, pilli radyo. Mümkünse tek tip pille seçmeye çalış diyor. Çünkü atıyorum hep tek pili stoklarsın. Anladım. Mesela ben bir yanlış yaptım. Aldığım son iki fener küçük pille çalışıyor. Mesela bozdum evet, yani dezavantaj. Şeyi. Evet. Bir de kafa fenerleri falan kimisi değiştirilebilir pilli, kimisi şarjlı. Evet. O zaman pilli olmayı için ne eklemen gerekiyor oraya? Powerbank. Evet. Bir tane atıyorum 10 binlik powerbank ekle. Ama işte powerbank'i de tekrar mesela şarj etmek, o işte elektriği bulabilmek de bazen risk olabilir. O yüzden hani gerçekten şey daha mantıklı yani pilli bir işte radyodur, fenerdir vesaire sanki. Şöyle bir durum var. Sen çıktın dışarı, tam elektriği buldun, bulamadın. Ama telefonunu kullanmak isteyeceksin. Hı hı. Yani 12 saat sonra veya 24 saat sonra telefon gelecek. O telefonu şarj etmen gerekecek. Evet. Powerbank. Yani. Çok hatta çok iki tane. Bir tane sana, bir tane hanıma. Aynen. Sana dediğim şey bu. Acil durum battaniyesi, termal battaniye. Hem bunu acil durumda köşelerinden iple bağlayıp kendine bir ufak barınak yapabiliyorsun. Bunu kaça kaç bu arada? 200'e 130 diyor bu. Tabii. Bayağı da büyük bir aslında. Sarındığında komple seni soğuktan koruyan bir şey bu. Aşırı güneşten de koruyor. Peki şunu soracağım. Soğuktan da koruyor. Bunu kullanırken mesela şey. Mesela bazı durumlarda mesela şey. Giysileri çıkartıp kullanılması gereken ürünler olabiliyor. Bu onlardan değil değil mi? Direkt yok, hani yok. Direkt sarınıp kullanabiliyorsun. Bunu geçen bir canlı yayında mı ne konuşmuştuk? Yani her şeye hazırlanan bir tane dağcı bir gün şunun gibi ufak bir hijyen çantasını almadan dağa çıkıyor. Pardon, şeyin distopyanın videosunda muhabbeti geçmişti. Bu çantasının içinde de bu varmış. Dağda mahsur kalıyor. Bir bakıyor yanında tabii çanta yok. Of. Ne yazık ki bu da yok. Hipotermiden gidiyor. Of of. Bak mesela ısı yalıtımı, su geçirmezlik, rüzgar ve rüzgar şiddetini azaltma. Dikkat çekici parlıyor çünkü. Tabii bununla sinyal gönderiyorsun. Aynen, burada sinyal. Benim açtığım bir versiyonu var. Ha, açık hali var mı? Aynen. Ha, çok İstersen güzel. Komple aç yani. Bu şey defter kitap kapladığımız şeylere benziyor. Materyale benziyor. Ve direkt sıcaklığı hissediyorsun. Wow, bayağı büyük ya. Bayağı. Şöyle bir açsam. Aç hiç dert değil. Bunlar normalde aslında tek kullanımlık. Ama katlayıp evet. Kullanırsın. Buna yani biz küçük insanlarız abi. Hanımla ikimiz bile böyle şey yaparız. Şurada da hanımın oldu. Ha, aynen hatta. Şöyle iki kişi. Bayağı iyiymiş bu arada şöyle tabii. Hatta. Elektrikleniyor biraz. Normal. He. Okey. Bu seni buz gibi soğuklardan çok iyi korur. Bir tutar mısın? Hipotermiden korur. Çok iyi. Bunun şöyle biraz daha maliyetli olup panço gibi olanları var. Hı. Bu sana dediğim battal boy, çöp poşetiydi. Tamir benzer bandı işte. Bu da tamir bandı. Evet evet. Bu tamam. Da gene 100 lira civarında okay. Bir şey. Çok güzel. Bu da çünkü bu bayağı şey, güçlü de bir arkadaş bu. Ya bununla o kadar çok iş yapıyorsun ki misal ayağında bot var ve bir şekilde sulu bir yerden geçeceksin. Bota bağlayıp şey yapılıyor. Bağlayıp yani. Şey yapabiliyorsun veya şeyin yırtıldı, pantolonun yırtıldı bir yere takıldı. Hemen bantlıyorsun. Buna şey de yapan var. İki ağaç arasına mesela hamak gibi kurup sudan, yerden, zeminden kalkıp ona bayağı ama bayağı fazla gerekiyor ya tabii bu de. Çantayı sadece doktorla doldurman lazım. Onun için bile kullanıldığı oluyor yani. Gerçekten çok bu, amaçlı. Şöyle yapıyorlar. Demin hani senin makyaj pamuğu vardı ya onu vazelinle sardın ya. Bunu alıyorsun abi. Şöyle bir parça kesiyorsun şu kadar. O vazelinli pamuğu ortaya koyuyorsun. Bununla kapatıyorsun. Tamam mı? Tamam. Suya girse bile onun köşesini hafif kestiğinde ateş başlatabiliyorsun. Bu da yanıcı. Bu arada. Vay. Ha böyle hayvan gibi parlamıyor ama alev alıyor. Alev alıyor. Ve şeyle o vazelinli pamukla beraber çok hızlı alev alıyor. O yüzden her derde deva. Bunda bardak yapıyorlar da tavsiye etmem yani. Okey. Yani güzel bir set abi başlangıç için. Aynen. Sonrası abi işte için. Bu işler biraz da şey oluyormuş ya onu fark ettim şu an. Hani ne kadar erken başlarsan eksiğinin o kadar çok olduğunu o an anlıyorsun yani. Hani ben okey ya tamam çantam hazır diye geldim şu an buraya ama
hani tahmin ettiğim eksiklerden ayrı 7-8 başlık çıktı yani. Ya şöyle, şimdi birçok gibi yani ucu yokmuş insanın yani. Herhangi bir elektrik kesintisinde yani sağa sola bakabilmek için bile el feneri yok abi. Evet evet. Cidden yok. Telefon ışığıyla görmeye önceden çalışıyorlar. Önceden şey işte mumlarımız vardı evlerimizde, efendime söyleyeyim fenerler vardı. O fenerler hatta şöyle büyük, hatta köyde dedemlerin evinde hala var böyle şey. Kocaman. Dikdörtgen kocaman şöyle. Kafası ayrı yanıyordu. O uzun tarafı ayrı radyosu yanıyordu. Radyosu vardı üstünde. Kısa dalga, falan. Uzun aynen. dalga. Yani mesela ben gerçek hayatımda da normale, gerçi şu an sahte hayatımda. Sahte hayatım var. Yarışma yapıyoruz evet, dedik ya. Evet. Ben zaten el fenerini sürekli taşıyordum. Ben bir de güvenlik takıntısı var yani. Gece yolda yürürken bazen fenerimi açıyorum. İsveç yakın var mı abi? Var var. O da ya şurada. Şeyde, İlk hatırlıyor ya. Musun? 4 sene önce senin stüdyoya geldiğinde bir şey. Aa dur İsveç yakın. Aynen. Kim taşıyor? Bunu demiştin. Ben taşıyorum. Hı-hı. Böyle entegre ediyorsun. Ya, buna başlamanın sonu şurada kötü oluyor. Bu sefer evden çıkacaksın ya. Eskiden cüzdan telefon çıkan sen. Hı-hı. Böyle duruyorsun. Dönüyorsun. El fenerlerini de alayım. Duruyorsun. Hayda. İsviçre çakısı kaldı falan. Sonra lan diyorsun bunlar ceplere sığmıyor. Hadi bir de çanta. EDC çantası aynen. yapayım. Buradan asıyorsun. Şuradan aynen. bağlıyorsun. Öyle bir şey. Ben tebrik ederim. Güzel bir çanta yapmışsın. Eline eyvallah. Koluna sağlık. Geri kalanları da eksikleri tamamlayalım başka abi. Başka zaman tamamlarız. Aynen. Süper. Okey. Hadi. İsmimi... Kapat bakalım. Hadi topla aynen, bakalım. Onların da mı ben topladım? Onları göstermedik abi. Güzel. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bu benim sana deprem çanta hediyem olacak. Abi eyvallah. Çok teşekkür tamam. ederim. Çok sağ ol. Bunu hanımla evde açıp test edebilirsin. Şey istiyor muymuş? İstiyor. Şey demek gece seni arayayım. Abi çok iyiymiş bu ya. Yandık ya. Sayende kombiyi hiç açmıyoruz. Bütün kışı bununla geçiriyormuşuz değil mi? Evet, şunu film izlerken, yemek yerken. Dur oğlum daha afet olmadı. Olsun olsun. Çadırı salonun ortasına kurup. Şey değil mi? Orada şey ateş yaktık. Evin içinde. Evi şey yapıyoruz. Bir odasını direkt sığınma. Keşke öyle imkanımız olsa yani. Yani. Bir gün inşallah o da olur. Bir de sığınak yaparız belki bir gün. Sığınak. Ben sığınma alanı yaptım işte. Gıdam, sularım, işte kendi kıyafetlerim vesaire, sobam, telsizlerim her şeyim var. Ben teşekkür abi ediyorum. Abi çok teşekkür elin ederim. Yardımların sağlık. İçin, yönlendirmelerin için. Vallahi bunu bilgilendik. Tamamlayacağız ama. Evet bunu tamamlayalım. Tamam, o zaman 10 puan vereceğim ben sana. Evet, yarışmada 10 puan. Bugün 5 puan anca aldık. Rakip yok. Rakip yok abi. Rakip olsa. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Şu an için yok ama dediğim gibi yani gerçekten en kısa sürede hazırlanmanın ne kadar önemli olduğunu şu an daha iyi anladım. Dediğin gibi yani eksik hiç bitmiyor gibi görünüyor ve tamam ya işte listedeki her şey var dediğinde bile ekstra şeyler oluşuyor. Çünkü yaşam şekline, yaşadığın şehre, hava durumuna, işte karakteristik işte özelliklerine ya da işte sağlıyorum işte sağlık problemlerine göre gerçekten eksik bitmez yani. O ayrıca düşünülmesi gereken şeyler bile var yani. O yüzden bu eksikleri İyi günlerde kullan. Aynen çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere.